Evet, bu dersimizde Scratch'in arayüzünü tanıyacağız. İlk olarak Google'a Scratch yazdığımız zaman karşımıza çıkan ilk bağlantıya tıklayarak Scratch'in sitesine geçiş yapabiliriz. Sağ tarafta Scratch ile ilgili temel bir bilgi var. Baktığımız zaman Scratch ABD'de bulunan MIT'nin geliştirmiş olduğu, MIT bir üniversitenin adı. MIT'nin geliştirmiş olduğu 8-16 yaş arasındaki çocukların kullanımına göre tasarlanmış çok basit bir arayüze sahip programlama dilidir. Geleneksel programlama dillerinin aksine kullanıcı istediği fonksiyonları fare ile tıklayıp sürükleyerek animasyonlar, oyunlar ve hikayeler oluşturabilir diyor. Zaten burası blog tabanlı, yani aslında burası programlamanın mantığını öğretmek amaçlı tasarlanmış bir sitedir. Normalde bir programlama yazılarak yapılıyor. Neyse, şimdi Scratch'e geçiş yapalım. Bağlantımıza tıkladık. Scratch'imizin ana sayfası karşımıza geldi. Evet, şöyle bir incelediğimiz zaman Scratch'in üst tarafta menülerini görüyoruz. Scratch'e katıl giriş var. Tavsiyem, eğer buraya katıl yaparsanız, yani Scratch'e üye olursanız, katılırsanız buradan kullanıcı adı şifrenizi girip sonraki adımları takip ederek geçiş yapabilirsiniz. Diyelim ki bir oyun tasarlıyorsunuz ve çıkış yaptınız, gittiniz bilgisayarı kapattınız, geldiniz, tekrar hesabınızda kayıtlı olduğu için kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ama direkt giriş yapmadan, yani Scratch'te oturum açmadan yaptığınız zaman yaptığınız bilgiler bilgisayar kapattığınızda maalesef silinir. Alt tarafta örnek projeler var yapılmış. Bunları inceleyebilirsiniz. Oyunlar var. Bu oyunlara bakabilirsiniz. Nasıl yapılmış, nasıl bir mantıkla yapılmış, bunları inceleyebilirsiniz. Üst taraftan biz online editörüne geçiş yapmak istiyoruz. Onun için oluştur menüsüne tıklıyoruz. Oluştur menüsüne tıkladığımız zaman internet hızımıza bağlı olarak biraz editörün açılması uzun sürebilir. Bilgilendirme sayfasını kapattım. Bazen burası İngilizce olarak gelebilir. Eğer İngilizce gelirse şuradan dünya resmi var sol üst taraftaki menüde. Buraya tıkladığımız zaman buradan diller göreceğiz. Buradan Türkçeyi seçerek editörümüzün Türkçe olmasını sağlayabiliriz. Evet, editörü şöyle bir incelediğimiz zaman editörü 3 kısma ayırabiliriz aslında. Birincisi, sol tarafta bu gördüğümüz kod bloklarının olduğu alan. Burası bakın modüler olarak da ayrılmış aslında. Hareket menülerinin olduğu bloklar, işte görünümle ilgili bloklar, ses, olaylar gibi blokları ayırmış. Ama yine şöyle kaydırarak da bunlar arasında geçiş yapabiliriz. İkinci kısım ise kod bloklarını sürükleyip bırakacağımız alan. Yani bir kod yazacağımız zaman, kuklaya hareket ettireceğimiz zaman vesaire. Onunla ilgili kod bloklarını buraya taşıyacağız. Tekrar silmek için de tutup dışarı bırakıyoruz. Üçüncü bölümde sahnemizin olduğu alan. Sahnemizin bu beyaz alana biz sahne diyoruz. Ve üzerine eklenen her türlü nesneye de biz kukla diyeceğiz. Kuklamızın temel özellikleri var. Bunlara bir bakalım. Bu alt tarafta özelliklerini görüyoruz. İşte kuklamızın adı var. X konumu, Y konumu, işte görünür görünmez olması, büyüklük kısmı ve yön kısmı var. Kuklamızın ismine istediğiniz bir isim verebilirsiniz. X konumu ve Y konumuna bakalım. X konumu eklenen nesnenin yataydaki nerede olduğunu belirten bir bilgidir. Bir sayı doğrusu gibi düşünebilirsiniz. Mesela buraya bir sayı doğrusu çizdiğimizi düşünün. Şurayı sıfır kabul ediyor. Sağ tarafa doğru gittikçe artıyor. Sol tarafa gittikçe azalıyor. Bakalım, şu anda X konumu 13. Ben sağ tarafa doğru kaydırdım. 44 oldu. İşte 105 oldu. 156 oldu şeklinde artıyor. Sol tarafa doğru gittiğimde gördüğünüz gibi 61, 39, eksi 5, eksi 31, eksi 85 şeklinde azalıyor. Aynı şekilde yukarıya doğru çıkarttığım zaman da bakın yukarıya doğru çıkarttığımda da Y konumunun arttığını görüyorum.
aşağı doğru indirdiğimde de yer konumunun azaldığını görüyorum. Buraya kukla, tekrar başka bir kukla eklemek istediğimiz zaman burada kukla ekleme menümüz var. Burada bakın arama kutucu, bir kukla seç, çizim, kendi kuklamızı kendimiz çizebiliriz. Sürpriz aslında şurada var olan, birazdan göstereceğim. Var olanların içinden rastgele bir tane kukla getiriyor. En üstteki de kukla yükle de bilgisayarımızda var olan bir resmi kukla olarak buraya ekleyebiliyoruz. Kendisinde var olan resimlere, işte kuklalara bir bakalım. Tıkladık. Bakın burada hazır bir kuklalar var. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Mesela elmayı seçtim. İşte elmayı buraya ekledi. Bunu buradan görebiliyoruz. Başka bir tane ekleyelim. Mesela muz ekleyelim. Eğer kendimiz çizim yapmak istersek, yani kendimiz tasarlamak istersek, çizim menüsüne tıkladığımız zaman bize bir resim editörü açılacak. Buradan da kendimiz bir çizim yapabiliriz. Tabii çizim yapmak biraz daha zor oluyor. Arka plandaki bu beyaz alanı değiştirmek için de sahnenin dekorlar bölümünü kullanacağız. Yani biz buraya sahne demiştik. Sahnede dekorlar olur. Yine aynı şekilde bir dekor seç, var olan hazır dekorlar. Çizim, kendimiz çizmek istersek. Sürpriz, yani var olan dekorlar içinden rastgele bir tanesi. Dekor yükle, var olan bir resmimizi buraya yükleyip dekor olarak kullanabiliyoruz. Mesela buradan hemen bir tane seçelim. Şöyle bir dekorumuz olsun. Evet, genel itibariyle bu şekilde. Bir sonraki dersimizde buradaki kostümler kısmımız var. Bunları görürüz. Daha sonra da buradaki komutlarımızın ne işe yaradığı hakkında bilgiler veririz. Şimdilik bu kadar.